İlmi kelam uleması benim değil bu. İlmi usulü din uleması. İmanın alt veri tabanına inmiş. Alt veri tabanı, dip. Ondan sonra yok. Üç esas. Bir insanda iman olması için üç esas. Şartın şartı bu. İmanın delili. Bir tanesi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. İki, Kur'an ve hadiste haram ve helalları, haram demek helal demek. Harama haram, helala helal demek. Olmazsa olmaz. Üç, Allah'ın düşmanlarına dost, dostlarına düşman olmamak. Anlamını taşıyan el hubbu fillah vel buzu fillah. Ustad diyor buna, dusturuna riayet etmek. Bununla alakalı mektubatta velâ terkenü ilellezine zelemû fetemessekumunna. Değil taraftar olanı hafif beylediğini de Allah cehennemle tehdit ediyor diyor. İmanımızdan Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah'lığın hatırına beşeriyetimizin iktizası olarak işlediğimiz günahlardan dolayı zatının bir nuru olan imanını bizden almasın. Amin. Ve dostlarına dost, düşmanlarına düşman yapsın. Amin. Cenab-ı Hak onların düşmanlarına, Allah'ın düşmanlarına dost ettirmesin bize. Ya. Ve yoğun bakımda da değiliz. Allah'a hamdolsun. Bu akşam da burada buradayız. Sonsuz şükürler olsun. Şimdi bugün ilginç bir yer şey yapacağım. İnsanın huyları, huluklar, huyların cemi. Huluk deniliyor, huy. Hani derler hep Anadolu'da can çıkar, huy çıkmaz. Bu huyların, ahlakların yeri kişiye göre nasıl anlam taşıyor? Kadına bu, erkeğe bu. Kadına bu, erkeğe bu. Kadına bu, erkeğe bu. Yer değiştirirsen alt üst oluyor. Yani bakalım böyle bir şey yapacağız. Cenab-ı Hak nasip ederse, muvaffak ederse, ne kadar istifade edersek o kadar kârdır. Bugün de havamız çok iyi elhamdülillah. Hepinizin havası iyi, benim de çok iyi. Zaten öyle bir giriş yaptık hemen. İmanınıza mukayyet olun. İmanınızın bekçiliğini yapın, kimseye vermeyin. Onun karşılığı Allah'tır. Ondan daha değerli bir şey yok ki değiştiresiniz. İmanınıza mukayyet olun. Şu üç tane, onun lazımın lazımı değil, elzemdir der. Bunun dibi yok. Üç tane şart bu. 724 şu şey sözler. Hasletlerin yerleri değişse mahiyetleri de değişir. Yani bir kadına lazım olan bir şey erkeğe, erkeğe lazım olan kadına şey yaparsan sistem değişiyor. Ona örnek de verecek. Mektubattan yapayım isterseniz. Oradan daha kolay giriş yaparız. Mektubatımız var. Hakikat çekirdeklerinin 94. madde. Çalışarak geldim de ondan ya. Çalışın. Ders yapanlara duyurulur. Haldır küldür. Bak kim ne çıktı kardeşim? Yok. Bak bu yok. Çalışarak geleceğiz. Yani ilk önce kendimize saygı, sonra davaya, sonra kardeşlere. Çalışarak çıkacaksın kardeşim. Ha, burada mı? Şimdi 94. hakikat çekirdeklerinde diyor ki zayıfın, buradan da devam edeceğim, sonra burada uygulamalı yapacak. Burada olan bir mektup Uhuvvet Risalesi'nde mektubatta yoktur. Uhuvvet Risalesi mektubattadır. Ama buraya alınan bir mektup, mektubatta külliyatın hiçbir yerinde yoktur. Sırf burada var. Oradan alacağım. Büyüklerini okuyup küçüklerini ihmal ettiğimizden dolayı üzerine şey yapıyorum. Hiç kimse bunu pek okumaz yani. Külliyatı bitirdim, nasıl bunun içinde. Hayır. Burada birkaç tane mektup var, büyüklerde yok. Zayıfın kaviye karşı izzet-i nefsi, kavide tekebbür olur. Zayıfın estağfurullah. Kaviye boyun eğerse böyle, kavi de, kuvvetli de tekebbür olur. Kibirine vesile olursun. Ama edepsizlik de yok tabii. Yani ezilmediğin gibi diklenmiyorsun da. Müslüman olacağız ya. Müslüman olacağız.
Bu ne demek? İfrat tefrit. Bak ne ki ne? Azade. İfrat, ay. O da da kibir ya. Fodulluk yok yani bizim tabiyle. Böyle de ikide bir öyle şey gibi, balmum gibi de eğilmemek gerekiyor. Bak, zayıfın kaviye karşı izzeti nefsi, yani nefsini, izzetini, şahsiyetini, kişiliğini ezdirmeme, ezdirirsen kavide tekebbür olur. Bak, yer değiştireceğiz şimdi. Kavinin zayıfe karşı tevazu, bir patron, kuvvetli, yukarıda olan, alim olan, ya işte müdürdür, talebelerine karşı. Kavinin zayıfe karşı tevazu, zayıfte tezellül olur. Şimdi bir bakıyorsunuz zayıf adam, hakikaten bir şey yok. Estağfurullah, siz daha iyi bilirsiniz. Yok kardeşim ya. Şimdi mesela bir yere gittim, bir şey anlatacağım. Buyurun estağfurullah, siz daha iyi bilirsiniz dersen, bu taşımış olduğum sıfata, ilme zelillik yaparsın. Yani sen onun şahsı bakımından yapabilirsin ama taşımış olduğun sıfat umumu hukuktur. Onu tezlil edemezsin, zelil edemezsin. Kavinin diyor, yani üst seviyede, tamam ben buna biraz böyle tevazu edeyim. Zayıfta ne olur biliyor musunuz? Tezellül olur. Şuna bak ya der. Kısacası şu, bu cümleden. Bir şeyi anlatayım bunlarla alakalı. Ayşe-i Sıdıka radiyallahu anhanın uygulamasında. Demişler ki, efendim demişler, çadıra bir bedevi geldi. Kimmiş dedi? Yani Müslüman değil, burada uğrarken ve normal bir bedevi. Demiş ki, karnını doyun, doyurun. Bir yemek verin. Atına da yiyecek verin. Gönderin demiş. Sonra hayli bir zaman geçmiş. Efendim gene bir kafir ama reis yani. Bak şimdi, böyle birisi geldi. Onu ağırlayın. Onu ağırlayın. İkramlarda bulunun, çadırı alın. Niye böyle yaptınız deyince, onda onu bilmez. O yapılan muameleyi, o şey bedevi, o iyiliği, o yüksek seviyeyi anlayamaz. Onu beceremez. O ne bekliyordu? O kadar, o kadar verin. Beklediği kadar. O reis diyor, ne bekliyordu? Şu seviyede. Öyle muamele etti. Eğer bedevinin muamelesini yaparsan aşağılarsın. Bedeviye o reis gibi muamele edersen anlamlandıramayacağı için, anlayamayacağından dolayı bu sefer onda ayrı bir kibir olur. Çok garip yani. Mesela başka Allah Resulü'nde bir uygulamada söyleyeyim. Bir sahabe var, sonra Müslüman oldu. Adını şu anda hatırlamıyorum. Çok lüks giyerdi böyle. Uzun entare. Hatırlarınız varsa bilmiyorum. Böyle geçiyormuş. Çok güzel giyimi çok severmiş. Bir kısım sahabeyle sohbet ederken, geçerken sahabe bakmak istemiş. Allah Resulü eliyle tuttu sahabeye, bakma diye. Sonra ekledi. Eğer bakarsan onun isteği var ya, hissiyatına göstermek falan, fodluluk yapmak. İsteğine destek vermiş olursun diyor. Mesela adam sonuna kadar tibi açtı şimdi mesela. Böyle lüks araba koymuş böyle. Araba benzini az yaksın diye kolunu da şeyden, camdan aşağı çıkarmış. Onun için çıkarırlar yani. Camdan aşağı kolunu çıkarmak benzini az yaktığı için yaparlar. Eğer sen böyle arabaya böyle vay be arabaya bak. Adamın istediği de bu. Ekmeğine yağ sürme ve bakma. O hissine kuvvet vermiş olursun. Bak çok acayiptir ya. Bil ulul emrin makamındaki ciddiyeti. Şimdi bir müdür, okul müdürünün talebesi, fabrika müdürü, bir devlet makamında bir müdür. Ciddi olacak kardeşim ama mahkeme duvarı değil. Lakayt yılışık değil. Onun bir makamın getirmiş olduğu bir ciddiyet var yani. Şu andaki dellalı Kur'an olan saydı muvakkate makamda bulunuyoruz. Lakara lukara, şundan bundan ahlaken, edeben, örfen uygun olmayan misaller veya latife şakalar yapmak. Yani edebin dışında sen kimsin ya, bu makam senin benim değil ki, peşkeş çekiyorsun. Bu makamın da bir izzeti var. Tamam? Ya bu makam önüne bu kitapları koymayacaksın. Git ne yaparsan yap. Ha, burada niçin onu şey yapıyorum? Hem toplumda sorulan sorular cevap olsun, hem bunun izahı olsun. Bil ulul emrin makamındaki ciddiyeti.
makamındaki ciddiyeti vakardır. Buyurun. Buyurun kardeşim. Evet. Yani bu nedir? Vakardır. Mahviyeti, estağfurullah, buyurun, buyurun, buyurun dedi. Tabii tabii. Size de buyurun böyle. Kaymakam vali yapsa, o nedir o? Zillettir. Olmaz o. Aynı adam işini alıyoruz diyor. Hanesindeki ciddiyeti kibirdir. Mahviyeti tevazudur. Eve yapsa, eve geldi, misafir gittiniz. Buyurun oturun. Bu ne diyor diyor? Kibirdir diyor. Ciddiyeti kibirdir. Mahfet ise buyurun kardeşim. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Buyurun hanım oradan bir soğuk su getir, bir çay getir. Ha? O nesi? O ne oluyormuş? Tevazuymuş. Bak aynı adam. Tamam. Makamında buyurun 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 estağfurullah makam sizin. Lan ne makam sizin ya? Babandan mı kalmış o kaymakamlık, valilik, alimlik, bir şeylik vesaire? Senin değil ki ya. Oraya uygun olacaksın. O oraya bu vakarmış. Kibir değildir. Vakar. Ha? Evinde aynı adam yapsa o zaman da alt üst oluyor. Biraz sonra kadınla erkeğe uygulayacağız. Bir insandan ilk önce girdik. Anlıyor musunuz bunu? Eğer şey olmadıysa izah isteyin. Hangisinden? Ya burayı anlayamadım derseniz tekrar başka örnek veririm. Fert, kişi. Bak iki tane örnek verdi. Şimdi ferde iniyor. Mütekelim vakti olsa musamahası ve fedakarlığı ameli salihtir. Mütekelim mal gayr olursa ihanettir ameli talihtir. Şu, bir umumi hukuk var, bir de şahsı hukuk var. Diyelim ki ben umumi hukuku temsil eden bir makamdayım. Bu tabii tabii olur kardeşim, bu da olur, bu da olur. Musamahası umumi hukukta. Mütekelim mal gayrisi. Yani mütekelim vakti olursa, yani kişi kendi hukukunda, kendi hakkında ise, kendi malında, mülkünde ise fedakarlık edebilir. Mesela bir misal söyleyeyim. Bana hakaret etti. Şunu dedi, bunu dedi. Din diyor ki ister affet, ister etme. Sana bırakıyoruz ama affedersen iyidir. Amali salihtir. Tamam, o sana aittir. Ama bir makamı temsil ediyoruz. Benim şahsımda dinime, davama, makama hücum ediyorsa affedemezsiniz. Bu cinayettir, hıyanettir diyor. Çünkü hukuk iki tanedir. Şahsi hukuk, umumi hukuk. Bunu gazetecilere de söylüyor. Mektubatın sonunda da söylüyor. Mesnevide de söylüyor. Ağzını kapat diyor. Burası Yahudi memleketi değildir diyor. Ustad diyor gazetecide, sen diyor burası Yahudi memleketi mi zannediyorsun diyor. Şaire, şairi tahir edenlere ustad pasif hareket etmemiştir. Müsbet hareket, şahsi hukuklarda hizmetin seyrindedir. Umum hukuk da öyle değil, bir misal vereyim. Tarihçi de yazıyor. Lağım yapıyorlar, şehrin lağımı. Yok, kanalizasyon yapıyorlar. Orada kasten kullanılan taş mezar taşlarıymış. Osmanlıca ayettir veya bir vecizedir. Ustad onu oradan geçerken görmüş, arabasından inmiş. Demediğini bırakmamış. Tamam. Mecliste şu iki parmağımı senin gözüne sokarım demiş. İbrahim Aleyhisselam balta ile gitmiş, fiilen eylem yapmış. Tamam. Allah Resulü'nün hayatı ortadadır. Kalkmış, oturduğu yastığı vermiş Allah Resulü. Hatta Ayşe validemiz kızmış. Hangi sahabeydi ya? Babası iman etmemişti de babasının onu verince. İbni Habibe, İbni Habibe'nin Ebu Süfyan. Ebu Süfyan. Ebu Süfyan'a da iman etmiş, şey yapmamıştı. Yastığı verince Allah Resulü yastığı vermiş. Ama savaşta eşidde valel küffar. Kendi aralarında ruhama o beynim. Şahsi hukukla umum hukuk. Mesela Hulusi abi diyor 37. sayfada Barla'da. Ustadım diyor, ders yaparken bana garip haller oluyor, böyle güzel şeyler oluyor. Ustad diyor ki o makam diyor, o makam senin değil diyor. Muvakkaten saydığın makamına geçtiğin için o haller sende ariz oluyor. Sendeki ciddi, sana ait değil.
arız olur, sonradan gelen demek. O delal-ı Kur'an olan Said-i Muvakkat-ı Makam'ıdır. Tamam. O zaman hukuk ne diyor? Üç tane misal oluyor buna. Fert mütekelim vahde olsa, yani kendi adıma fedakarlık yapsam, affedersem karşıyı, musamahası fedakarlığı amal-i salih'tir. Yani ayağıma bastın, malımı mülkümü çaldın, hiç kimse sana diyemez. İslam hukukunda da kısas var. Kısası peygamber bile affedemez. Fatıma dahi olsa affedemem demedi mi peygamberimiz? Fatıma dahi olsa o kadının eli kesilecek. Ya Resulallah, o falan kavmin kızıdır. İman etmediler. Eğer uygularsak ebediyen onlar iman etmez. Bunu affedelim. Vallahi ya Fatıma da olsa yapardım diyor. Öyle mi? Öyle. Ha, mütekelim ama kendi hukukundan vazgeçiyor. Yemiyor, veriyor. Ona devesini veriyor. Mütekelim vakti olsa musamahası amali salih'tir. Yani benim hukukumu çaldınız, dövdünüz. Affettim seni. Affettim ya, ben uygulamadım, benim hapishane noktasında bir sürü gıybet ve küfür ettiler. Hepsini hakkımı helal ettim. Ama din bana helal etmek zorundasın demiyor. Helal edersem ederim. Buna ne diyor? Amali salih'tir diyor. Ama Allah affeder mi? Onu bilmem. Mesela birisinin çocuğunu vursanız, anne babası dese ki, ben affettim, tamam o adam çocuğumu öldürdü ama affedin. Ahmet davası var değil mi? Ahmet davası bırakmaz. TC'de böylesi, dinde zaten almışlar. Ben affettim diye zannetmeyin onu Esma-i Hüsna affedecek. Esma-i Hüsna da amme davasıdır. Peki nerede bunun izahı var? Kastamonu 25. sayfada var. Sen kendi hakkından vazgeçebilirsin diyor. Maddi ve manevi hukuku binlerce insanın, ibadın, kulların hukukunu paymal eden bir insanı, afufkarını affetmek senin hakkın değildir diyor. Mesela Kastamonu 25. sayfada. Mesela ben mahsen edeceğim, benim ne yapacağım diye eve televizyonu alamazsın. Uygulayalım. Niye? Çoluk çocuk berbat ettin. Senin maçından dolayı. Burada öyle diyor bak. Ondan sonra niye bana böyle oluyor? Niye böyle oluyor? Her gün bana bir vesileyle ulaşıyorlar. Sıkıntı var. Sıkıntı kendi ellerinizle yaptığınızın karşılığıdır. Allah ayetinde öyle diyor. Kendi ellerinizle yaptığınızın karşılığıdır. Ben ne yaptım diyor. İlla bir şey mi yapma, birisini vurman lazım. Çoluk çocuğun berbat etmişsin. Banyoda Allah Resulü'nün tabiriyle işemişsin. Veya tuvalette cep telefonu oynamışsın. Yazmışsın, çizmişsin. Hesaplar yapmışsın. Tuvalette veya sümkürülmüşsün. Özel şeylerini at, kadın erkek özel şeyini tuvalete atarsan. Onun hiç şansın yok. Cin iki yerde olur. Ya tuvalette ya banyoda olur. Seni affeder mi ya? Umumi bir sistem çalışıyor. Peygamber dahi olsa böyledir. Sahabeye ne dedi? Bu diyor çizdiğim daireden çıkma sakın ha. Sakın. Kendisi gitti o cin kavmine dini tebliğ ederken sahabe bu ya. Sahabenin imanı ya düşün. Sen buradan çıkma diyor. Kendisi gitti cinlerin din. Mektubatta geçiyor 19. mektupta. Gitti tebliğ etti. Hatta da onları sahabe gördüm diyor. Saldırdılar diyor ama Allah Resulü'nün çizdiği yuvarlaktan diyor. Geçemediler diyor. Umumi bir sistem çalışıyor demek istiyorum. Kafir mümin fark etmeden 5. kattan atlarsan, düşersen seni yere vurur. Şimdi mütekelim vahde olsa affetmeniz kısacası amali salihtir. Etmeyebilirsin. Ama man gayrı olursa, yani temsil ettiğin makamsa, affetmesi amali talihtir ve hiyanettir diyor. Yapamazsın. Olur olur kardeşim. Risale-i adam bozuyor. Başka mecraya veriyor. Kur'an'ı bozuyor. Buna başka mana veriyor kasten. Öyle ama öyle değil diyor. Affedemezsin kardeşim, çıkacaksın. Müdafaa edeceksin. Bak şu anda 50 bin liralık tazminat davası var benim üzerimde. Niye? Size hakaret ettiler. Nur talebelisi kafirdir. Said Nursi de kafir, İngiliz ajanı deyince ben müdafaa ettim. Tabii ben de kızdım yani. Benim de ya susayım, susma hakkım yok benim. Öyle bir makamda bulunuyorum ki benim susma hakkım yok. Sizi müdafaa etmek zorundayım. Ustada yapılan hücuma cevap vermek zorundayım. Ama bazen usluklarımız kaçıyor başka. Şimdi amali talihtir, hiyanettir. Nurcular kafirdir diyor adam. İman hizmetini yapana diyor. İngiliz ajanıdır diyor. İngilizlere karşı Ottoman tesisleriyle mektubatta bu İstanbul'u halkı yanına almış. İngilizlere karşı
mücadele eden ustadı İngiliz ajanı diyor. Bir şahıs kendi namına hazm-ı nefs eder, kendi namına hazm-ı nefs eder, tefahür edemez yani. Ben ne büyük adamım. Baksana affettim adamı. Burada bu ahlak yok. Affedersen tevazu yapacaksın. Yani öyle kibirlenme değil. Tefahür edemez. Millet namına tefahür eder. Yani millet, milletin bir nimeti varsa, bir meziyeti varsa tefahür eder. Elhamdülillah. Biz ümmeti Muhammed'deniz hamdolsun. Esirimize bile yemeğimizin yemeği bugün birisine söyledim. Biz öyle bir ümmetiz ki. Ya ne olacak tüm milliyetçilik? Ümmetçilik şudur. Esirimize bile yediğimizden verin istiyor Allah Resulü. Giydiğinizden giydirin. Biz öyle bir ümmetiz ki aldığımız esiri, yavrun askerini bir kişiye en az veya üç kişiye seviyesine göre okuma yazma öğretirse diyet kabul ediliyor, bırakıyormuşsun. Şu ilme verdiği değere bakın ya. İslamiyet'in verdiği diyete şeye bakın. İlme verdiği değere bakın ya. Aklım o zaman ya şimdi düşünme ya. O zaman yedi kişi okuma yazma bilirken Mekke'de. Bir şahıs kendi namına hazm-ı nefs eder, gururlanamaz. Millet namına elhamdülillah diyebilir, böyle koltuğu kabarır. Ben böyle bir millettim. Hazm-ı nefs edemez. Şimdi eylem itibariyle belki vakti müsaade etmez. Kalırsa sözler 724'ten okuyacağım. Hasletlerin yerleri değişirse mahiyeti değişir diye burada dursun. Çünkü belki tahammülünüz azalır. Bunu mutlaka canlı canlı iken bunu okumak istiyorum. Çünkü evde uygulanması lazım. Ben istediğim şöyle uyguladığım, takip ettiğim gayem şu derslerde içsel alemde veya ailede toplumda uygulanmayan bir ders yapmıyorum. Mutlaka onu hayatın içine koyuyorum. Evet, Uhuvvet Risalesi sayfa 37. Büyük kitaplarda yok. Abdullah, bu okuyacağım yer. Zannetme büyük kitaptan almış, hepsi alınmış. Bu parça çok kıymetlidir. Başlık bu. Birinci nükte, Cenab-ı Hak kemali kereminden ve merhametinden, üç tane şey bak, Cenab-ı Hak kemali kereminden, merhametinden ve adaletinden, iyilik içinde muacel peşin bir mükafat, fenalıklar içinde muacel peşin bir mucazat derc etmiştir. Allah ahiretteki o ceza ve mükafat dili değil. Burada yapılan her iyiliğin, yapılan her kötülüğün muacel peşin mükafat ve cezası vardır diyor. Örnek verecek şimdi. Ama fark etmiyoruz başka. İşte o sıkıntılar ondandır. Hasenat içinde ahiretin sevabını andıracak manevi lezzetler, seyyiatın içinde ahiretin azabını ihsas edecek manevi cezalar derc etmiş. Mesela hasenat, iyilik yaptın. İyilik yaptın, bu iyilik ahirette sana sevap diye döneceğini delil nedir biliyor musunuz? Sunat'ta geçiyor. Ve innel ebrare lefî naîm ve innel fucâre lefî câim. Amelinize bakın akıbetine diyor. Amelin akıbetine bakın. Ruhunuzu, vicdanınızı rahatsız ediyorsa bilin ki sizi ceza bekliyor. Ona hesaba çekin. Bu cezaya affedilmesen, onun o şeyin günahın, hatanın peşin alameti vicdan azabıdır. Bir yaptığın bir hareket seni rahatlattı. Ahirette bunun mükafatı mı var diyor. Öğrenmek istiyorsan o amelin akabinde vicdanı bir lezzet duyarsın. Mesela bir garibana yedirdin. Bir ihtiyacını giderdin. Böyle bizi sarmalar güzel bir ruhani lezzet. Hah. Mükafat işte, müjdeler olsun sana, ahirette mükafat olarak gözükecek sana. Şimdi misaller verecek. Bir de macel olmakla beraber, yani iyilik, tamam o yukarıya çıktı ama ahireti hatırlatacak, işaret edecek Allah peşin bir şey veriyor. Vicdan ne demektir? Haşir meydanının küçültülmüş modelidir vicdan. Haşir meydanının küçültülmüş modeli vicdandır. Vicdan daha gözüküyor. O amel ne oldu? Şimdi örnek veriyor. Müminler mabeyninde muhabbet, yani müminler arasındaki muhabbet, ehl-i iman için güzel bir hasenedir. Tamam. Bakın peşini nedir yani? O hasene içinde
ahiretin maddi sevabını andıracak manevi bir lezzet, bir zevk, bir inşirah kalp derc etmiştir. Herkes kalbine müracaat etse bu zevk hisseder. Şimdi müminler arasında muhabbet güzel bir hasenedir. Ne kadar müminler arasında fena fiil, ihvan yaparsak, birbirimizi ne kadar seversek, ahiretteki mükafatın dışında dünyada peşini şudur. Bir, manevi ahiretin böyle cennet havasını andıracak manevi bir lezzet olur bir sende. Zevk olur. Üç, çok mühim, inşirah-ı kalp olur. Mesela hadis-i şerifte geçiyor başka. O dostunuz odur ki gördüğün zaman rahatlatan, konuştuğu zaman seni ferahlatan. Müminler arasındaki o muhabbet, inşirah-ı kalp, lezzet ve zevke dönüşür. Hani üç tane şey dünyada en büyük nimettir ya. Tilavet-i Kur'an, Münacat-ı Rahman, sohbeti, ihvan. Bak. Demek ki hemen ahirette cezası ve mükafat olan amelin hemen vicdanda hissediyorsun. Müminler arasındaki uhuvvet, kardeşliğin hemen dünyada oh, mesela bak bugün rahatlıyız, bak buradayız. Değil mesela bir tanesi diyor ki öyle yeni gelmiş, öyle zannetmiş. Ya ben diyor bir daha Perşembe günü Tepecik'te oluyor. Ya bir daha Perşembe günü arkadaşa soruyor. Ben nasıl bu çok ya, hoşuma gitti ya. Ben zannediyorum başka yerde yok, sırf bu var. Perşembe'yi bir daha nasıl bekleyeceğim diyor. Tamam. Başka yerde de var yani. Aynı şeyde. Demek ki muhabbetin dünyada macili bu. Bir, lezzet. İki, zevk. Üç, inşirah-ı kalp. Vicdanen hissederiz. İki, müminler mabeyninde hüsumet ve adavet bir seyyedir. Müminler arasındaki adavet var ya böyle. Düşmanlık. Dışarıda hoş geldiniz. İçeride burşun devrilsin seni. De bu seyyedir. Tamam, bunun cezasına bak. O seyye içinde kalp ve ruhu sıkıntılarla boğacak bir azab-ı vicdani Ali Cenab-ı Kur'an'a hissettir. Bu kalp ve ruh sıkıntısına sebeptir. Kardeşim kalp ve ruh sıkıntın mı var? Müminle adavet etme. Abetmiyorum ya, birbirimizi çok seviyoruz. Müminlerin ilk önce başında anne baban gelir. Annen babandır ama mümindir. İlk başta mümindir. Eşin mümin kardeşindir. Zulmetsen eşine, ailene, buraya gelsen, kalle abiler nasılsın? Ya kalle, peşin onun cezasını şey yapacaksın. Kapıyı bir vurdun, sanki eve girdi, terörist mi girdi, vahşi mi girdi, kim girdi belli değil. Çocuklar kanepa yerleri arıyor, senden gizleme. Öyle bir şey olur mu ya? Ha, bu da seyyiye işte. Bunu kalbi, ruhu, vicdanı azap içinde bırakıyor. Bak peşin cezayı görüyor musun? Yani bu yaptığın hareketi, kapıyı vurdun bağıra çağıra, bunun cezası var mı yok mu? Yolda yürürken vicdanına bak bakalım. Seni yakıyor mu, yakmıyor mu? İlle erkek kadını erkeğe demiyor. Hepimiz öyle. Kadın da böyle, erkek de böyle. Böyle kim yapıyorsa Allah bunun hesabını soracak mı? Vicdanına sor. O anda azap bırakıyor mu? Ne diyor? Burada diyor ki bu seyyiye içinde kalp ve ruh sıkıntılara boğacak bir azab-ı vicdaniyi Ali Cenab-ı Ruhlar hisseder. Ha, yok abi ben öyle bir şey hissetmiyorum. Ali Cenab-ı Ruhlar hisseder. Bozulmuş, dibe vurmuş kalp ve vicdan hiç umurunda değil zaten. O böyle dalin amin. O kalıyor ahirete. Ben kendim belki 100 defadan fazla tecrübe etmişim ki bir mümin kardeşe adavetin vaktinde o adavetten öyle bir azap çekiyordum, şüphe bırakmıyordu ki bu seyyeme muacel bir ceza da çektiriliyor. Mesela haksızsın ama gururdan eşine ya kusura bakma ben burada yanlışım diyemiyoruz değil mi? Mutfağa geçiyorsun, şeye geçiyorsun, yatağa geçiyorsun, uyku tutmuyor. Niçin uyku tutmuyor biliyor musun? Kavga ettiğinden değil. Haksız olduğunu biliyorsun. Haksız olduğunu biliyorsun. Desen ki, hepsi gidecek ha, gerilmiş saat gibi kurban. Ya hanım, oldu işte ya. Kusura bakma, kalbini de kırdık yani. Desen, o da düzelecek, sen de düzeleceksin. Düzelmeyecek bir şey olacak. Şeytan böyle, onun yönlemiş ya. Yani ama o azap içinde seni bırakacak. Peşi, macer ceza. Öyle yatamazsın da, bu direnme. Çok kolaydır. Ama abim biz Karadenizliyiz, doğuluyuz, şuyuluyuz, adamız da adam der mi yani? Çocuğuna, eşine der mi?
Hayır. Küçüleceğini zannediyorsun, büyüyeceksin. Öyle yapınca sen alçalmıyorsun. Çocuk şöyle lan babaya bak alçak adam. Adam kadın da diyor ki lan kime düştük ya şuna bak ya. Erkekse de önce kadın içinde hani despot bir karısı varsa şuna bak ya ulan nerede nasip etti gözüküyor olsun ya. Bunun kim vesile oldu falan. Ama ya kusura bakma oldu işte. İnan vallahi küçülmeyeceksin. Onun vicdanında ve dünyasında öyle büyüyeceksin ki sığmayacak bir yere. O da diyecek ki benim kalbimde elhamdülillah eşimin de yeri var. Öyle yaşa ki Müslümanların kalbinde o desin ki elhamdülillah bu kardeşimin benim kalbimde bir yeri var. Yani ferahlayacaksın ya. Yuyamanın sebebi odur. Hem mesela hürmete layık zatlara hürmet ve merhamete layık olanlara merhamet ve hizmet bir hasenedir. Tamam mı? Hürmete layık zatlara hürmet. Hürmet. Ve merhamete layık olanlara merhamet etmek bir hasenedir, değil mi? İyiliktir. Adam garibandır, kadındır işte, yetimdir. Bu veya alimdir, hürmet etmek. Zannediyoruz ki ona hürmet ediyoruz. Senin hürmetinle o yücelmez. O zaten büyük. Kur'an'a hürmet etmeyle Kur'an büyümez. Kur'an büyüktür zaten. Sen büyüyorsun. Allah'a takdir ederek tövbe. Allah yücelmiyor. O yüceler yücesi zaten. Sen yükseliyorsun. Anladın mı? Çünkü kaliteli, niye yüceliyorsun biliyor musun? Şu cümleyi unutma. Kaliteli adamın kaliteli düşmanı olur, kaliteli dostu olur. Sen büyük adamsın. Çünkü dostun Allah. Elhamdülillah. Büyük adamsın. Allah düşmanları düşmanın olmuş. Arabana vurmuş. Lahananı yemiş. Bilmem neyi çalmış. Kavga etmişim. Onların düşmanlığını ilerletmiyoruz. Ya böyle basit hesaplar yapmaz. Basit adam basit hesapların peşinde olur. Basit adamın düşmanı basit olur ya. Kaliteli adamın düşmanından da belli olur. Kaliteli düşmanı olur. Öyle basmati ya böyle dedin şöyle gittin aman ayağıma bastın. Vermedi verme söylemesin ya. Bu sözüm tesir etmesi lazım. Ben affediyorum. Affettim. Kaliteli de düşmanım var, kaliteli dostum var. Allah dostumdur, Allah düşmanları sizin de benim de düşmanımızdır. Elhamdülillah. Şimdi bu bir iyiliktir bak şimdi. İyilikte sevap uhrevi ihsas eder derecede öyle bir zevk-i lezzet vardır ki, hayatını feda etmek derecesine o hürmeti, o merhamet ileri getirir. Mesela bak neyse, ve örnek vereceğim şimdi. Validenin çocuğa merhametindeki şefkat. Bak şimdi. Şefkat. Vasıtasıyla kazandığı zevk zannediyor ki çocuğa. Hayır. Çocuk aynasında inkişaf eden kadında zevk var. Öyle bir zevk ki şefkat kendini yok eder. Hani İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne ustad diyor ya tavsiye ediyor. Zeliha'nın Yusuf'a, Yusuf'un Zeliha'ya. Ustad diyor. Yakub'un diyor Yusuf'a karşı şeyi aşk değil şefkattır. Zeliha'nın Yusuf'a karşı durumu o şefkat değil, aşktır. Ha? Peki nedir? Aşkta ikilik vardır. Şefkatta hiç kimse yoktur. Kendisini ortadan kaldırmıştır onun için. Mesela kadın. Çocuğunda ikilik yoktur. Her erkek, biz erkeğiz. Biz çocuğa şöyle bakarız. Böyleyiz yani. Fıtratımız bu. Çocuk bizdendir. Kadın çocuğuna bendendir demez. Bir organın uzantısı gibi görür. Kolu bacağı gibi. Bendendir demez. Harici koymaz. Benim der de. Benim. Ben zaten sen olmuşum. Beni kendinde ara demiş adam. Tamam. Şimdi şefkat, validelerin çocuğa merhametindeki şefkat vasıtasıyla kazandığı zevk ve mükafat için hayatını o merhamet yolunda feda etmek derecesine gider. Yavrusunu kurtarmak için aslana saldıran bir tavuk, hayvanat milletinde bu hakikata bir misaldir ki en korkak hayvan tavuktur. Demek merhamet ve hürmete macel, peşin bir mükafat var. Merhamet ve hürmette peşin bir mükafat var.
Ali himmet ve Ali cenap insanlar onları hissederler ki kahramanane bir vaziyet alıyorlar. Kahramanane bir vaziyet alıyor. Demek ki merhamet ve şefkat kendisini ortadan kaldırıyor. Şimdi gelecek o söylediğim ahlaka geliyor. Buraya kadar sıfatların muacel dünyada ve ahirette karşılığı. Hatta bakın şefkat öyle lezzet var ki namaza kalkmayan anne çocuğun ağlamasın da yarım saat altını temizliyor, emziriyor vesaire gecenin her saatine kalkabiliyor. Ama şefkate bak. Allahu Ekber, Allahu Ekber kalkmıyor. Sabah namazına kalkmıyor. Çocuk ağlasa kalkıyor. Çünkü namaza şefkat ve merhameti yok bu kadar. Şefkat onu kendisi mi kalkıyor? Hayır. Hatta çocuk ağlamadan da kalkıyor. Acaba bir şey var mı? Biz ise mozun kapansın. Amca bir şey. Kalın götür. Duvara vurdurmayın beraber. Hani dedin ama kadın ağlamadan da kalkıyor. Yani şefkat, bizde erkekte merhamet, kadında şefkat. Şimdi erkek ve kadında uygulama ahlakını yapacak. Çok güzel bir mukayeseli deriz. Hem mesela hırs ve israfta öyle bir ceza var ki, hırs ve israf. Şimdi bakalım dünya ve ahirette cezası nedir? Meraklı, manevi ve kalbi bir ceza insanı sersem eder. Ve hasenat ve kıskançlıkla öyle bir muacel ceza var ki o haset edeni yakar. Hırs ve israf insanı öyle bir ceza var ki şekvalı, meraklı, manevi bir kalbi cezadır. Ne yapar? İnsana şekva, meraklı, manevi kalbi bir cezaya sebebiyet veriyor. Çünkü hırs ettiği şeyde yani bu dünyada böyle bir şey yok ki yani isteğinin, arzusunun tam karşılığını hırs ederse adam ki hırsın peşine ondan koşuyor. Dünya müsait değil ki buna. İsrafta da öyle. Bugün bir tanesi söylüyordu. Ne güzel demişti. Muhammed mi demişti? Hazreti Ali'nin sözüdür. Acayip bir şey. İlk defa duydum ve çok etkilendim. Diyor ki radiyallahu anh bir mana bakayım becerebilecek miyim söylemeyi. Zenginin israf ettiği miktar fakirin ihtiyacıdır diyor. Ne kadar israf etmişse o fakirin ihtiyacıymış. Önce kainatta doğada israf olmadığı için onun israfı onun ihtiyacı kadarmış. Vay be. Büyük adam ya. Büyük konuşur. Mesela haset. Peşin cezası nedir? Yanar. Mesela hasetin cezası nedir? Kuyuya inmektir. Ezber olmasın. Yusuf'u kardeşleri mi indirdi? Yusuf'u kuyuya kim indirdi? Kardeş. Niye? Hangi sıfatla indirdiler? Haset ettiler. Haset edersek kuyuya ineriz. Kim ve adavet edersek nereye gireriz? Hapise. Ne hangi hapise? Şuraya. O Allah verdikçe ona sanki kat attıkça bu adam aşağı doğru gidiyor. Ulan nasıl bunda oldu ya? Ne oluyor ya? Allah Allah. Yiyor ya. Yani bu kafa hapiste. Affetsen kurtulacaksın ya. Şöyle diyeyim. Affettim. Peki affetmedin. O adam kafanda duruyor. Şimdi bu kaç gramdır arkadaşlar? 100 gram, 200 gram. Tutuyor mu? Tutuyorum, siz de tutar. Bir saat sonra bu olur 1 kilo. Bir gün sonra ben bunu taşıyamam. İşte adavet, nefret ettiğimiz insan da kafada böyledir. Şimdi tutuyor ama durdukça ağırlaşıyor. İntikam da alamıyoruz, yapamıyoruz. Berbat oluyoruz. Bırak affet kafandan çıksın. Zaten kafanda tutmayla ona bir ceza vermiyorsun. Seni berbat ediyor. Şöyle yapın akşam. Affettim seni Hasan. Affettim seni Hasan. 3 defa zikredin. Ondan sonra gene şeytan bakalım samimi değil mi? Baktın ki olmuyor. Ya Rabbi onu ve da beni affet. Fatih'e nefret ediyorum. Ya Rabbi Fatih'i de affet, beni de affet. Şeytan bunu ister mi? İstemez. Der ki lan gene bırakmaz yakanı. Gene duada ya Rabbi Fatih'i de beni de affet. Baktı ki şeytan ha bu adam ciddi dua ediyor. Cuma duaya vesile olur. Hemen adaveti soker atar. Adavet ettirmez. Hem tevekkül ve kanaatta öyle bir mükafat var ki o lezzetli muacel sevabı fakrı, hacetin belasını ve elemini izale eder.
Allah Allah, okuyacağım yer öteki sayfada. Allah burayı okutturdu. Burada. Allah Allah. Mesela kadında diyor cömert olmalı. Çok cömert olursa suyu ahlaktır. Kadın çok cömert olursa suyu ahlaktır, kötü ahlaktır. Kadın cömert olmalı. Erkek cömert değil, çok cömert olmalı. Çok cömert olursa güzel ahlaktır. Cömert olursa bak yer değişmeyecek. Kadın cesur olmalı, çok cesur olursa suyu ahlaktır. Erkek cesur olmamalı, çok cesur olmalı. Bunları anlatıyor da işte burada onu okuyacaktık. Ama kader ilahi onu zannettim. Buraya okuyoruz. Allah'ın hikmeti. Allah niye gelmedi diye. Merak ediyorum. Gör, aptalı gördün mü? Allah Allah. Fesubhanallah. Değil mi? Ne güzel. Demek ki bunlar, bu olacakmış. Hem tevekkül ve kanaatte öyle bir mükafat var ki o lezzetli macer sevap fakr-ı hacetin belasını ve eylemini izale eder. Bakın tevekkül ve kanaat. Ahirette mükafatı var mı? Var. İddia ediyoruz. Peki dünyada macer peşin nedir? Fakr-ı hacetin belasını elemin izale eder. Yani ihtiyacın fazla olmaz. Zengin kimdir biliyor musunuz? Her istediğini alan, her istediği elinde olan değildir. Zengin adam talep azlığıdır. Fakir adam elinde etrafında paranın yokluğu değildir. Fakir adam talep çokluğudur. Mesela bir sermayesi var etrafında şu kadar para. Talibi ta oralarda. Talibi. Bu servetine göre o hedef insanı fakir etmiş. O talep ettiği şey ne kadar yüksekse mevcut arasındaki mesafe kadar elem duyar. Fakirdir. Onun için zengin kimdir? El kanaatün kenzün la yefna. Kanaat tükenmez bir hazinedir. Kanaat insanı zengin eder. Nedir o? Talep azlığıdır. Mesela bir uçağım olsa, bir uçağım olsa, bak onun fakiri oldu. Kanaat ettin mi? Onun için kanaat ve tevekkül, bir tane de bir sıfat var. Başka yerde nakledeyim size. Allah'ın rububiyetine, senin hakkındaki kararına itimat et. Üç tane. Teslim, tevekkül, itimat. Bu dünyada cennetini oluşturur. Tevekkül et, vekil et ve Allah'ın sana verdiği payada kanaat et. Bir de Allah'ın rububiyetine, icraatına itimat et. Üç tane. Üç tane bak. Teslim, tevekkül, itimat. Ne kadar rahat olursun. Kardeşim, senin derdini derman olarak kabul eden var. Hep misal vereyim, gene de vereceğim. Araban yok. Ayağının farkında mısın? Kanaat et ya, teslim et. Allah sana bunu verdi, bak. Beş kata kadar asansör kullanma. Yürü. Nimete şükür lazım. Yani araba kullanmayın. Neredeyse tuvalete de arabayla gideceğiz. Kullanma kardeşim. Rahat et. Demek ki mevcuda kanaat etmek nimetliktir. Bu değil. O gayretsizliktir. Allah'a tevekkül ve teslim ve itimat ederek fiiliyatında fiili dua yaptıktan sonra kanaat nimettir. Peki kalbine ne yapar? Lezzetli, muacetse, fakralı bir ele vermez. İhtiyaç belasını vermez. Eskide elektrik yoktu. Ben ilkokul 3'e gidene kadar elektrik yoktu köyde. Hemen bir çocuk atladı bunu değil. Buzdolabı nasıl çalışıyordu diyor hocam dedi. Ne buzdolabı suyu ya? Buzdolabı denen bir şey varlık haberimiz yok ki. Gündelik yemek yapılırdı. Bozulacak bir şey yok ki. Ya buzdolabı, elektrik yok biliyor musunuz? Şimdi bir gün elektrik kesilse ne kadar acayip elem duyarız. O zaman ömürler elektriksiz geçerdi. Ortaya bir tane kütük atarlardı. Kütük yanarken yemek de pişerdi. Ve onun aleviyle büyükler de sohbet ederdi. Sohbet ederken güya güzel güzel sor, bizi de inşa ederlerdi. Maziyi, geçmişi, geleceği taşırlardı bu sohbetlerde. Ondan sonra ne olurdu? Dedeler torunlarını, babane ile dedeler torunlarını büyütürdü. Aynı zamanda gelini de yetiştirirlerdi. Gelin geldiği zaman genç, hem onu yetiştirirdi babane, hem dede,
Hem de onun doğurduğu çocuğu yetiştirirdi. Kavga gürültü olmazdı. Eskilerde boşanana demek acayip bir şey. Yedi mahalleden yedi köyde duyulurdu. Şimdi iki tane terbiye almamış, terbiyeye muhtaç, 100 metrekare yerde. 100 metrekarede iki kişi kalıyor. Kavga ediyor. En ufak şeylerle boşanma şeyine geliyor. Eskide 50-60 metrekare bile yoktu. Küçük bir yerde. Kelpiçli veya tahtalı evde. Topraklı evde. Dört tane göçe oturuyordu. Niye bunlar olmuyordu? Gönülleri genişti. Demek ki tevekkül ve kanaat öyle bir mükafatı var ki o lezzetli muacel sebat fakr-ı hacatın belasını elemini izale eder. Hem mesela gurur ve kibirde öyle bir ağır yük var ki mağrur adam herkesten hürmet ister ve o istemek sebebiyle istiskal gördüğünden daimi azap çeker. Evet, hürmet verilir, istenilmez. Mesela bir cezanın bir tanesi de şu. Gururlu kibirli adam ne yapar? Hürmet ister. İtaat ister. Herkes bana hürmet etsin. Herkes eder mi ya? Ve etmeyince ne olur? O adam herkesten hürmet ister ve o istemek sebebiyle istiskal eder. İstiskal. Yani piçime bak ya. İçinden geçirir böyle. Kimse hatta görmemezlikten gelir. Görsen sen bile. Lan niye görmedin lan? Aa emice ya seni ya. Görmedim ya, kusura bakma. Nasıl görmedin ha? Görmedim amca, daldım. Yok, yalan söylüyor. Bilerek görmedisin. Uyuyanı uyandırmak kolaydır. Uyumadığı halde uyuma numarası yapanı uyandıramazsınız. Nasıl uyandıracaksın? Görmüyor seni. Niye? Tahakküm ediyoruz. Ona o yaptın. Sen yaptın bu hale. Sen getirdin onu. Şimdi kusura bakmayın, o mukayeseli ahlakı Muhammed başka bir derste inşallah. Yani kader ilahi burada yardım etti. Hem mesela tevazu da terk-i enaniyette öyle lezzetli bir mükafat var ki tevazu ve terk-i enaniyet. Ağır bir yükten ve kendini soğuk beğendirmekten kurtarır. Ya mesela tevazu ve terk-i enaniyet. Mükafatı var mı? Var. Ağır bir yükten seni kurtarır. Kendini beğenmek var ya soğuk. Nasıl beğendireceksin herkese ya? Herkese kendini beğendirmek çok zordur ya. Herkesi memnun edemezsin ki. Nasıl edemezsin? Allah'a bile tenkit eden var ya. Tövbe ya. Diyor ki ben olsam böyle yapmazdım. Bir sitem yolla ona Allah'a diyor. Mesela bu müziği de dinliyor adam. Bir Müslüman bunu dinliyor, vicdanı rahatsız olmuyor. Adam Allah'a isyan ediyor, küfrediyor. Dertlerin kalktığı şaha diyor, bir sitem yolla Allah'a diyor. Bak şimdi. Hani bunu nasıl dinleyebiliyor bir anlayamıyor. Yani. O kulağın altına nasıl bir iman müsaade ediyor. Veya şuursuzdur diyoruz. Bak şimdi ağırdır kardeşim kendini herkese beğendirmek. Niye? Allah bile herkese kendisini şey yapmamış, itaat etmemiş ya. Hem mesela suizan ve suitevilde bu dünyada macel bir ceza var. Suizan. Bir de ben bunu kastetmedim bu konuşmakta. Sen öyle anladın. Niye suyu tevil ediyorsun? Onun cezası var işte. Ne yapacak? Onun cezasını söyleyecek. Hatta mahkemede diyor ki açık olarak söylese bile şuursuz söyleyebilir. Her hareketimizi, her konuşmayı düşünerek mi yapıyoruz? Hepimiz. Hepimiz yok. Bazen sağlıyoruz, yapıyoruz. İşte mahkemede diyor ki bunu şuursuz yapabilir. Düşünmeden ona sorun, bak bunu söyledin, bunu yaptın, bu anlaşılıyor, bunu mu kastettin diye sorun. Yok estağfurullah diyor ya. Onun için bak diyor ki suizan ve sui tevilde bu dünyada macer bir ceza varmış. Eğer siz benim hareketimi, kastettiğimi tevil edersen bak ne olacak? Men dakka dukka kaidesiyle suizan eden suizana maruz olur. Suizan eden. Sen mi suyu tevil ettin benim hareketimi, sözlerimi? Seninkiler de edilecek. Hatta edilmeden ölmeyeceksin. Peygamberimizin hadisi var. Aleyhissalatü vesselam. Sen mi niye tevil ettin? Onu kastetmedin. Arkadaşlar, bazen bu kastetmek öyle anlaşılabilir, ona örnek vereyim. Bir gün 1992'de Hatay'a gittim. Yolda incir satıyorlar. Yolda hangisi? Dedim bu incir ne kadar?
misafirsin de bir şey demiyor. Ne oldu dedim beyefendim. Ne dedim incir sordu. Bir daha incir deme. Yemiş de dedi. Bak misafirsin bilmiyorsun. Sakın bu yörede deme. Arabistan'a gittim bu hurma. Onlar Türklere alıştılar. Yani bir şey demiyorlar bunu kastediyor diye. Yani öften öfe değişiyor. Değişik anlamı varmış orada. İncirin. Tamam. Bu işimi yapıyorsun. Yani şey için suizan etmemek lazım. Yani sui tevil etmemek lazım. Öften kültürden kültüre değişebiliyor tabirler. Tamam. Men dakka dukka olur. Yani çalma kapıyı, çalarlar kapını. Kaidesiyle suizan eden suizana maruz olur. Mümin kardeşinin hareketini sui tevil edenlerin hareketi yakın bir zamanda sui tevile uğrar cezasını çeker ve hakeza. Allah Resulü'nün şeyi var biliyorsunuz her zaman değil. Herkes zikreder bunu. Ayşe validemizde o zaman sokaklaması yok. Gece siyah giymiş gidiyor. Bir kısım sahabeye denk geliyor. Selam kelam ayrılıyor. Ondan sonra durduruyor Ayşe validemizi. Geri dönüyor. Diyor ki ey ashabım şu yanımdaki diyor Ebu Bekir'in kızı olan helalim olan Ayşe'dir. Ayşe'dir diyor. O sahabe dedi estağfurullah ya Resulallah sana suizan mı edecektik demişler. Tarihi cümlesini söylüyor. Yani tamam sen öyle yaparsın ama Allah Resulü şöyle diyor. Müslümanın şeni odur ki suizan etmez. Fakat suizana da vesile olmaz. Tamam bana suizan etmeyeceksin ama ben de suizana vesile olmamam gerekiyor. Veya keza bütün ahlak hasene ve seyye bu mukayeseye göre ölçülmeli. Ben rahmet ilahiyeden ümit ederim ki Risale-i Nur'dan bu zamanda tezahür eden manevi icaz-ı Kur'an'ı zevk eden zatlar bu manevi ezvakı hissederler. Suyu ahlaka muptela olmayacaklar inşallah. Ders burada bitti. Allah iki canı da aziz eylesin. Amin. Cenab-ı Hak çoluk çocuğumuzu İslam'a ve Kur'an'a hadimle yetiştirsin. Amin. Şerlere, deccallara, münafıklara Allah bizi dost ettirmesin. Amin. Kendi dostlarına dost, düşmanlarına düşman eylesin. Amin. Hizmet imaniye, Kur'aniye de, ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı kebair ile muvaffak eylesin. Amin. Cenab-ı Hak maddi ve manevi, semavi ve arzi, insi ve cinni şerlerde muhafaza eylesin. Amin. Muvaffak olamayacağımız, yönetemeyeceğimiz dertleri bize vermesin. Amin. Verilen bir şeyleri de yönetebilme kudretini nasip eylesin. Amin. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.